Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Koç burçlarını 27 Kasım 4 Aralık haftası neler bekliyor? Seneyi de bitirdik çok şükür. Çok şükür diyoruz. Bir 2023'ün 6. ayına kadar da gelirsek karada ölüm yok. Koç burçları için gökyüzü neler diyor bu hafta? Aslında bu hafta üzerinizde olan ay sizi enerjik, duygusal anlamda, yakın çevreyle olan iletişimleri yoğun. Akraba, kuzen, bunlarla böyle bir araya gelmek, keyif alacağınız hoş muhabbet, içinizi besleyecek konularla ilgili sizi destekliyor. Burada sadece ayrışacağınız konular, bulunduğunuz sosyal topluluklar, arkadaş grupları olabilir. Yani yakın akrabalarla iyi, arkadaş gruplarıyla da biraz uzak kalabilirsiniz bu hafta. Maddi olarak baktığım zaman da ayrıştığınız bazı konulardan dolayı işleriyle ya da para konularında bir mücadele, yaralandığınız konular, çözmek istediğiniz konularla ilgili bir mücadele hali görünüyor. Burada mücadele aktif. Biraz bekleme, biraz sakinliğinizi koruma da aslında burada size destek verebilir bu hafta için. Beklenti içindesiniz. Bol bol da böyle birileriyle görüşüp konuşup, ama bunlar yakın akraba, haftayı güzel geçirmeye çalışacağınızı düşünüyorum. Bakalım falımızda bu hafta neler var Koç burçları için. Şöyle bir açalım ve bakalım neler var. Görüyorsunuz arkadaşlar, İş yerinde üstten üstten konuşan birisi var. Onunla çok memnun değilsiniz. Bir kere onu bir söyleyelim. Neyse, işe geçeceğim birazdan ama önce aile, ikili ilişkiler diyelim. Şimdi bu ay içerisinde, aile içerisinde yaşanmış olan bir huzursuzluk. Bakın, bu hafta değil, bu ay içerisinde yaşamış olduğunuz bir huzursuzluk. Pazartesi günü ne oluyorsa oluyor, bu konular tekrar gündeme gelebilir ikili ilişkilerde. Yani ayın 9'u, 8'i, o civarlarda yaşamış olduğunuz tartışmaların bu hafta pazartesi günü itibariyle birlikteliğinizde ya da evliliğinizde yeniden aktifleşeceği, yeniden bu konuların konuşacağı var. Konuşulması durumu var. Karşınızdaki kişi bu konuları çok konuşmak istemeyecek ama siz sanki bu konulara takılı kalmışsınız. Bu yaşamış olduğunuz konular her neyse, burada bunları gündeme getirip içinize dert ettiğiniz, aslında biraz da sıkıldığınız konularda karşı tarafla bir konuşma, bu konuları böyle biraz daha kafanızda halletme, çözme adına adımlar atacaksınız ama karşınızdaki kişiden beklentilerinizi çok karşılayamayacağınız bir hafta. Sanki konu kapanmış gibi davranacak. Bu da sizin kafanızda bu konuyu daha da büyütmenize sebep olabilir. Burada kafanız çok karışmış, büyütmüş. Sanki böyle iki halkayı bir araya getirmeye, hani ilişkinizde sonsuza kadar kelimesinde bir kopuş mu var? Burada güvensizlik de olabilir aynı zamanda. Karşı tarafa güvenmeme, güvenle alakalı sorunlar. Bu konuların aktif konuşulduğu ve kafanızda büyütüldüğü, büyüttüğünüz görünüyor aslında. Sanki eşinizin ya da sevgilinizin önüne geçmişsiniz. Bu nasıl olacak? Bunu nasıl çözebiliriz der gibi çıkıyorsunuz. Bunun haricinde pazartesi günü uzak yolculuk planları yapma ihtimaliniz de yüksek. Burada sanki böyle iki yola, iki konu, iki yol, bu iki yolla ilgili bir kararsızlığınız, ileriye dönük bir karar, ileriye dönük bir planlama olarak değerlendiriyorum bunu. Bunun önü açık, aslında gidebileceğiniz iki yolla ilgili kararsız görünüyorsunuz. Bunları da atladıktan sonra Salı gününe geldiğimizde önünüzde bir kişi, siz onun arkasında, onun yapmış olduğu iş ya da yapmış olduğu ne diyelim, başlangıçlarla alakalı sorgu halinde çıkıyorsunuz. Şimdi bu birlikte olduğunuz bir kişi de olabilir, çocuğunuz da olabilir. Hane içerisine çıktığı için güvendiğiniz birisi aslında bu. Eşiniz de olabilir. Burada sanki onun yapmak istediği, planladığı bazı şeyler var. Siz bunlarla ilgili onu izliyor olarak görünüyorsunuz. Burada yapmaya çalıştığı her neyse biraz sıkıntılı. Hatta sizin beklentileriniz de üzerine yük yapmış olarak çıkıyor. Sizin ondan beklentide olduğunuzu farkında ve bu beklentilerle alakalı da hızlıca bir şeyleri çözmeye çalışacak. Ama siz burada sanki yerinizde duramıyorsunuz. Hani ona bir müdahale yaptın mı, yapmadın mı gibi, yine bir böyle hani mıknatıs gibi düşünün. Çektiğiniz, savaş haline girdiğiniz bir Salı günü var. Şimdi eşinizle aranızda ne sorun var arkadaşlar bilemiyorum ama
Bu geçtiğimiz haftalarda yaşamış olduğunuz sorunun üstüne üstüne ekleyerek bu haftaya getirdiğiniz görünüyor. Artık bu hafta biraz hesaplaşma, biraz duygu ve düşüncelerinizin ortaya çıktığı, yoğunlaştığı ve bu yoğunluğu da çözmek adına mücadele ettiğiniz bir pazartesi, salı sizleri bekliyor. Burada karşınızdaki kişi öncesinde çok aman bunları mı konuşacağız der gibi çıkıyor ama sonrasında bakıyor ki ciddiyet var. Bir an önce buradan kaçayım, bunlar beni çok sıkıyor, boğuyor der gibi önden kaçmaya çalışan bir görselde çıkıyor. Siz biraz araya sıkışmış, kararsız kalmış, aslında konuşmalardan çok da tatmin olmamış gibi duruyorsunuz. Burası bir karanlık içerisinde havada bir süreç olarak çıkıyor. Ama çarşamba gününe geldiğimizde siz burada yapmış olduğunuz konuşmalar ve bir yazı var bir dakika. Yapmış olduğunuz konuşmalardan dolayı kızgınsınız. Yani istediğiniz cevapları alamayabilirsiniz. Bu cevapları alamadığınız için de hatta çevrenizde size yakın olan kişilerle bu konuları özellikle konuşarak ki bu kişilerden bir tanesinin içinde A harfi var. Konuşarak bu sıkıntıyı anlatmaya bir yerde bile buluşabilirsiniz. Çözmeye çalışacaksınız. Burada uzatıyorsunuz konuları aslında arkadaşlar ya. Yani kendinize dert ediyorsunuz. Karşınızdaki kişi bu konulardan hiç dertli değil. Çok da takıldığını düşünmüyorum. Ama siz kendinize dert ettiğiniz için hep onu önünüze koyarak ilerlemenizi ya da içinizde olan sevgiyi bastırma gibi durumlar yaşayacaksınız. Burada çarşamba, perşembe daha sakin görünüyorsunuz ama böyle kalbiniz böyle bir yerde böyle pürüzlenmiş, rahatsızlanmış. Bu konularla alakalı böyle bir ayrı düşünceler, ayrı fikirler, ayrı tavırlarla bu hafta çarşamba, perşembeyi geçirirsiniz. Bu arada Boğaz yollarına dikkat ediyoruz. Orada virüs görselleri var. Bunun haricinde bir de şey var. Bu virüs görsellerinden sonra da kaygılanma durumu var. Hayal edip olmuş gibi düşünerek bir şeyleri kendinizi kaygılandıracaksınız. Bu konulara da dikkat ederseniz iyi olur. 7 rakamı gene var burada. Başında 9 rakamı vardı. Şimdi 7 rakamı var. Şimdi 7 rakamı dediğim zaman ayın 7'sinde yaşanmış bir olay da olabilir. Çünkü burada düşünceler hep şeyde kabarık kabarık çıkmış. Yani kafanıza takılmış. Bunları çok çözmemişsiniz. Havada kalmış konular olarak çıkıyor. 7 aynı şekilde sayı olarak değerlendirecek olursak sevgi ikili ilişkilerde birbirini seven çift anlamına geliyor. Aslında bu hafta yaşamış olduğunuz ayrışmalar sizin sevmediğiniz ya da onu sevmediği anlamına gelmiyor. Burada güzel bir sevgi var fakat anlaşılamayan konu her neyse zıtlaşıyorsunuz. Bu zıtlaşmalar sizi bu hafta kaygılandıracak. Hayal ettiğinizi sanki böyle gerçekmiş gibi düşünerek kızacaksınız. Şimdi karşı tarafa soru sormazsınız. Sebebini anlamazsınız, bilmezsiniz. Kafanızda bir cevap uydurursunuz. Ve bu uydurmuş olduğunuz cevaba inanırsınız. Öyle düşünün olayı. Hani siz sanki cevaplar almadan bu konu böyle böyle olmuştur diyerek bu konuyu uzatıyorsunuz kafanızda. Burada uzatma konuları sırtınıza yük yapıyor. Beni aslında bu fanda uzatmaktan çok sırtınıza yük yaptığınız konular ilgilendiriyor. Şimdi bu büyüttüğünüz konularla alakalı cevap alamıyorsunuz karşı taraftan arkadaşlar. Karşı taraf sanki kapalı kutu. Bu kapalı kutuyla mücadele ediyorsunuz ama istediğiniz cevapları almanız bu haftada çok zor. Çevrenizdeki insanlarla bu dertlerinizi paylaşıyorsunuz ama onlar da derman olmuyor. Aslında kafanızda biraz büyüklerden kurtulmak adına arınmak, farklı şeylerle uğraşma durumunuzun olması gerekir bu hafta. Yapmadığınız, ötelediğiniz, ertelediğiniz yol planlarını mesela bu hafta yapabilirsiniz. Çünkü bu hafta yol olarak çok açıksınız. Nereye gitmek, ne yapmak istiyorsanız önü açık görünüyor. Hane içerisine gelen bir para var mı yok mu diye baktığımda görsellerde net bir para geliyor diyemiyorum ama hafta sonuna doğru bir kişinin parası haneye geçecek. Belki de eşinizin parası haneye geçecek. Burada karşı karşıya gelmiş parasal anlamda konuşmalar yapılıyor. Cuma, cumartesi günü de diyebilirim. Bol bol yedi çıkıyor. Ben bugün beni Koç burcu olarak dinleyenlerin ikili ilişkilerinde birbirini seven çiftler olduğunu düşünüyorum. Yalnız arada bazı sorunlar, ayrıştığınız konular, yüzeysel olarak aslında takılı kaldığınız ve cevaplar alamadığınız konularla ilgili mücadele edeceğiniz görünüyor falımızda. Hafta sonunuz aslında burada güzel. Bir yolunuzun önünü keseceksiniz, çizgi çekiyorsunuz. Hayır, ben oraya gitmek istemiyorum diyorsunuz. Ama onun haricinde yapmayı düşündüğünüz hafta sonu için tüm aktivasyonlar, tüm aktiviteler, özür dilerim, açık görünüyor. Ama burada bir ayrışma gene var. Yani
Aile olarak değerlendirecek olursam çocuklarınızla bir çalışma, bir gezi düşünebilirsiniz ya da bir yerlere gitme ya da birlikte olma. Bu da eşten biraz daha ayrılmış. Herkes kendi kafasına göre takılsın, mantığınız var. Bir de bir kişiyi kırma durumunuz var. Bu aile içerisinde size yakın kan bağınız olan bir kişi. Sanki sözlü bir tartışma yaşanacak ve bu tartışma da sizin biraz fevri konuşmalarla, düşünmeden demeyelim de doğruyu söylediğiniz için karşı taraf kırılacak aslında. Onu yüzleştireceksiniz bir yanlışıyla. Burada karşı tarafın kırıldığı ve küstüğü, sizi de kafasında böyle üzüntülü olarak gördüğü bir görsel var. Bu daha çok cuma günlerine tekabül eden bir görsel olarak çıkıyor. Burada anne babayı üzme gibi de değerlendirebilirsiniz. Çocuk olarak bu hafta baktığım zaman çocuklarla alakalı didişme, alma verme kavgaları, görselleri var. Hızlıca hareket etmek isteyen bir çocuk, bir de çok duran bir çocuk var. Bunlarla ilgili de dengesiz olaylar yaşayabilirsiniz. Bunlar dengenin dışında görünüyor. Wow, hemen işi kapatıyordum. Şimdi iş konularına baktığım zaman, iş konuları pazartesi, salı, çarşambayı tamamen atlıyorum. Burada atladığım yer ne? Burada siz mücadele ettiğiniz konularda çevrenizdeki insanlardan da destek alarak bu hafta pazartesi, salı, çarşambayı geçireceksiniz. Fakat burada Perşembe'yi bile geçirebilirsiniz. Perşembe günü aslında Cuma'nın olayı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Perşembe günü çünkü bir ayağınız sıkıntıda, bir ayağınız boşta görünüyor. Bu sıkıntı iş ve parasal konularda beklenti içinde olduğunuz bir durum olabilir. Çünkü burada ayağınızın bu duruma bağlı olduğu, yani iş yerinde yaşanmış olan sıkıntıyla alakalı bir tıkanıklık, adım atmakta zorlanma, hevessizlik gibi bir durum söz konusu. Karşınızda yönetici, patron, sizden üst düzey birisinin size yukarıdan bakışları var. Önünüzü kesmiş, yukarıdan konuşma, yukarıdan bakış. Siz burada sanki sol elinizi kaldırmış, ona gücünüzü gösteriyorsunuz. Böyle pazı gösterir gibi çıkmış. Gücünüzü göstermeye çalışıyorsunuz. Ama karşınızdaki kişi çok huysuz mu diyelim, güçlü, gücünü farkında. Bir de böyle bir kibir durumu da var aslında. Kendine göre yükleri olduğunu düşünüyor ama sizin elinizde olanı da aslında hak ettiğinizi de size vermeme konusunda diretiyor. Burada güç gösterisi, bir de F harfi var bu arada. Burada güç gösterisinde siz bu kişiye karşı içinizde olan şeyleri kusuyorsunuz arkadaşlar, direkt. Yani bu olmalıydı, şu olmalıydı, bu olmalı, böyle bir tartışmadan çok sanki içinizde döktünüz. Karşı tarafın da size üstten baktığı, yani bu konuşmalarınızı çok da kabul etmediği bir cuma, karışık bir cuma sizleri bekliyor olabilir. Burada karşınızdaki kişi ikili oynuyor mu? Oynuyor. Alttan alta konuştuğu, hatta onu yöneten bir kişi de var. Arkasında çok küçük kalmış. Bu kişiyle konuşuyor ama konuşmaları aksettirirken biraz yanlıca aksettirme var. Hani karşınızdaki kişi sizin konuşmalarınızı daha bir üst düzeye taşırken biraz kötü aksettiriyor. Burada bir hinlik var aslında yani. Hani yaptığı işi mi büyütüyor acaba bu kişi diye düşünüyorum. Burada sanki böyle şey durumu var çünkü. Ben çok yük alıyorum. Bu yükler çok fazla. Bak bunlar bunları da istiyorlar. Oysa ki biz onlara neler veriyoruz der gibi böyle kendini yükseltip sizi düşürmek adına yaptığı konuşmalar var. Karşı taraf bundan etkilenmeyecek yalnız. Yani esas patronsa şayet konuştuğu kişi bundan etkilenmeyecek. Siz ne yapacaksınız? Siz cumartesi günü bir kere elleriniz, kollarınız böyle sanki birer ahtapot kolu olmuş. Oradan buradan bu konularla alakalı bir arayış içerisine gireceksiniz. Bu arayış biraz şey, elim kolum uzun, gerekli kişilere, gerekli yerlere görüşmemi yaparım der gibi çıkıyorsunuz. Eller kollar uzamış, kafanızda bu konuşmalar takılmış çıkıyor. Burada daha çok hafta sonu, cuma günü yaşamış olduğunuz olayla alakalı konuyu çözmek için görüşmeniz gereken kişilerle görüşerek kendinizi rahatlatmaya çalışacaksınız. Burada ayaklarınızın dediğim gibi gene sol ayak görünüyor. Bir tanesi sıkıntıda. Bu kalıplaşmış konuların çözülmesini istediğiniz, bir süredir devam eden ve değişmesini istediğiniz konularda mücadele ettiğiniz anlamı da taşıyor. Burada bu haftada aslında biraz daha aktif hafta sonu olmak kaydıyla mücadeleleriniz devam edecek.
Konuşma dedim ya, ahtapot gibi elleriniz. Bir konuşmanız iyi, bir konuşmanız ortada olarak görünüyor. Yani birileriyle bu konularla ilgili iletişime geçeceksiniz. Bir tanesinden olumlu güzel konuşmalar alacaksınız ama diğeriyle alakalı biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz yani. Çok da güveniyorsunuz aslında ama bu kişiden bir hayır gelmez gibi duruyor. Şimdi iç dünyanızda bakın, burada da aynı şekilde yakın çevre, özellikle akrabaya yakın çevreyle bir topluluk içerisinde olma isteğiniz var. Bunlar sizi bu hafta çok rahatlatır. Bence de doğru yolda ilerleyeceksiniz. Hane içerisinde bir konunun üzerine artık çizmek, bu konuları konuşmak istemiyorsunuz. Belki pazartesi, salı, çarşamba bu konularla uğraşırsınız. Perşembe, cuma geldiğinde artık yeter. Ben bu konuları hane ve ikili ilişkilerle alakalı üzerine çizmek ve yoluma devam etmek istiyorum deseniz de bu yükten kurtulamıyorsunuz. Bu yük her neyse çözülmesi gereken bir konu. Aile içerisinde bir kişi yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Yalnız ayakları var, bedeni var ama kafası yok. Kafasının olmaması, kafasında oturmamış konuların ayağına gelmiş olan bir fırsatı değerlendirirken fırsatı kaçırma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına gelir. Burada karşınızda demeyelim de ailenizde olan kişi her kim ise önüne gelen bir fırsatı düşünerek uzatarak kaçırabilir arkadaşlar. Pazartesi, salı siz bu konularla da ilgilenebilirsiniz. Bu aile içerisinde eşiniz, çocuğunuz ya da ailede yaşayan kişilerden birisi olarak çıkıyor. Bir fırsatın üzeri eziliyor çünkü burada. Bu kişi de düşünmediği için ya da farklı düşündüğü için önüne gelen önemli bir fırsatı ezebilir. İş konularıyla alakalı gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Tıkanıklığı çözmek için mücadele ediyorum. Görselleri burada da var. Bir aydınlanma yaşarsınız ama bu hafta değil. Şöyle söyleyeyim aslında. Aralığın 14'ü ile 20'sinden sonra biraz daha rahatlamış, istediklerinize ulaşmaya yakın, net değil bakın, yakın görünüyorsunuz. Burada iç dünyanızla alakalı söylemem gerekenleri söyledim. Parasal konularda sıkıntılardan çok bahsetmek istemiyorum. Burada sanki bir böcek görseli var. Yani aslında çok mücadele ediyorsunuz. Hani ayaklarının çok olması. Çok konuyla mücadele ediyorsunuz. 55 yaş görselleri de var bu arada. Çok fazla mücadele eden ve 45'miş, özür dilerim. Bu mücadeleyle alakalı beklenti içinde olan ama yüklerinden de ezilmiş bir görselde çıkıyorsunuz. Bunları çok fazla kafanıza takıyor musunuz? Takıyorsunuz evet, ama bu konuda vermiş olduğunuz mücadeleler de içinizi rahatlatacak arkadaşlar. Bu hafta Koç burçlarını bekleyen konular bunlarmış gibi görünüyor. Ben gördüğümü söyledim. Umarım hayrınıza olanlar sizi bulur. Beğenmediğimiz, yaşamak istemediğimiz konuları da evrene gönderelim. Güzel olanlar sizleri, bizleri bulsun. Ben de biliyorsunuz Aykoç olarak bunları çok güzel yaşayan bir kişiyim. O yüzden 3 burcumu da dinliyorum. Dediğim gibi güzel olanlar bizi bulsun. Sağlığımız, saatimiz, huzurumuz da daim olsun. Bu haftalık da bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.